Anlaştığımıza sevindim Çınar. Siz merak etmeyin. Ben bu işi halledeceğim. Sen bu bataklıkta nasıl var oldun Lale? Nasıl böyle masum ve temiz kalabildin? Ah Çınar, gelsene. Köpük. Seni unutmamış. Belki bundan sonra kıskanır. Niye kıskansın ki? Paylaşmak istemez belki. Siz ikiniz tanışıyorsunuz ama o sayılmaz. Sizi ben tanıştırmak istiyorum. Yeşim, benim diğer yarım. Kız kardeşim. Merhaba Çınar. Merhaba Yeşim. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen tatsız zamana denk gelen ziyaretimizi daha fazla uzatmayalım. Gidelim mi? Sen nasıl istersen. Hadi tatlım. Görüşürüz. Anneme dokunmuyorum şimdi. Ayrıca ararım ben onu. Nasıl istersen. Ciao. Nasıl? Beğendin mi? Çok beğendim. Bana kalsa ben seninle teknede bile yaşardım. Biliyorum. Şimdi gitmek zorundayım. Holding'e uğramam lazım. Sen işini aksatma. Balayını uzatmak isterdim ama... Uzatırız aşkım. Ama şimdi doğru işe. Uzatacağız ama. Söz? Söz. Taş Kıran Yalısı'na gelen hacizi kaldırtacağız. Bedeli mühim değil. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Siz onu söyleyin bana. Holding'deki hisselerinize temlik koyduracağız. Bunun için yönetim kurulu kararı gerekmez mi? Bu her durumda gerekecektir efendim. Bedeli mühim değil diyorsunuz ama bu çok büyük bir meblağ. Siz orasına karışmayın. Ne gerekiyorsa onu yapın. Yönetim kurulumuzda imzaya açılacak bir biçimde kararı yazdırın. Derhal. Siz nasıl isterseniz Çınar Bey. Bugün yorucu bir gündü. Her şey üst üste geldi. Üzüldü. Üzüldüm. Ama ben seni çocuklar gibi eğlendirmesini, güldürmesini bilirim. Hadi kalk. Gidiyoruz. Nereye? Sürpriz. Hadi. Bir daha haciz memurlarıyla karşılaşmak istemiyorum. Emredersiniz küçük bey. Ya haksız mıyım ama? Çınar ilgileneceğini söyledi. Şefik Bey gibi o da seni yarı yolda bırakırsa hiç şaşırma. Onun adını bile anma bana. Aranızdan su sızmıyordu. Ne oldu? Ne değişti? Konumuz bu değil. Çözmemiz gereken çok önemli bir mesele var. Çınar'a bu konuda güvenmek sence doğru mu? Çınar aileden biri. Oo.
Bakıyorum da hemen sahiplenmişsin damadını. Ne yapalım? Denize düşen yılana sarılır, değil mi Amazonlar? Lütfen Ekrem, böyle konuşma. Çınar'ın kulağına gidebilir. O bizim damadımız artık. Ayrıca Lale'yi çok seviyor. Nasıl anladın? Ben anlarım. Hadi Kerem, gidelim mi? Okey. Magazincilere tek bir kelime bile etmek yok. Ne Lale'nin evliliğiyle ilgili, ne de haciz meselesiyle. Anladık. Lale'nin evliliği, Lale'nin evliliği. Nereden başlayalım? Çılgınsın sen. Nereden bildin lunaparklara bayıldın? Lunaparkı kim sevmez? Çocuk olmayı, çocuklar gibi eğlenmeyi kim sevmez? Çocukları kim sevmez? Evet, çok sevimliler. Bizim evde de çocuk çok sevinir. Bugünkü halleri aldatmasın seni. Benden sonra bir Çınar'ın daha gelmesi şarttır bizim evde. İyi, bu şartı yerine getirelim. Bizi bağışlasınlar. Biz bu şartı yerine getirelim. Bırak onlar bizden bağışlanma beklesinler. Ne yapacaksın? Ailenle ilişkilerini düzeltmek için yani. Böyle olmaz. Annem senin gönlünü almaya gelene kadar geri adım atmam ben. Çok inatçısın. İnat iyidir. İnsan hayata bağlıdır. Hem annem benden daha inatçıdır. Ben kırgınlığı ve huzursuzluğu sevmem Çınar. Bu durumu nasıl düzelteceğiz? Merak etme. Her şey düzelecek. Şimdi söyle bakalım. Hangisinden başlayalım? Bana bir porsiyon daha atsana. Hemen atıyorum abi. Çok lezzetliymiş. Sen daha önce sokak köftesi yemedin mi? Hayır, yemedim. Çok güzelmiş. Bizim damat değil mi şu? Hani? Hadi arabayı bir kenara çekip yanlarına gidelim. Ne işimiz var abi onlarla? Görmüyor musun? İki sevgili oturuyorlar. Hem öyle aşıkların yanına pat diye gidilmez. Tamam Kerem, uzatma. Niye sinir yaptın ki sen şimdi? Nazar etme ne olur. Bakın etrafına, senin de bir çınarın olur. Ha ha ha. Uzatma dedim. O zaman ara Lale'yi, onları gördüğümüzü söyle. Tamam sen devam et, hadi yeşil yandı. Alo? Aa Keremcim, bugün seninle ilgilenemedim. Madem gördünüz, niye yanımıza gelmediniz? Anladım. Yarın gelin hep birlikte yemek yiyelim. Okey canım. Görüşürüz. Madem hep beraber yemek yiyeceğiz, Mert'i de çağıralım. Olur. Çağıralım.